Galatasaray'ın yeni durakbası Mustafa Muhammed. Fanatiğe konuşan Mısır futbolunun iki efsane ismi Ahmet Hasan ve Mido'dan Mustafa Muhammed yorumu. Aslan'ın yeni durakbası. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ahmet Hasan ve Mısır futbolunun bir diğer efsane golcüsü Mido'ya Mustafa Muhammed'i sorduk. İki futbol adamı da 23 yaşındaki golcüden övgüyle bahsetti. Beşiktaş'ı desteklediğini ancak Muhammed'in Galatasaray'a gitmesine çok sevindiğini belirten Ahmet Hasan şunları söyledi. Türkiye'deki futbol severler belki Muhammed'i çok iyi tanımıyor ama o zaten Mısır'da bilinen ve ülkenin en büyük kulüplerinden birinde oynayan bir futbolcuydu. Disiplinli şekilde çalışmaya devam ederse daha da iyi olacak. Kendisi saha içi ve dışında pozitif bir insandır. Her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapar. Fenerbahçe maçından sonra onunla konuştum ve gelecek adına kendisini motive ettim. Tarz olarak bana Galatasaray'da oynayan Drogba'yı hatırlatıyor. Onun gibi güçlü ve gol vuruşlarında çok etkili. Fatih Terim'le birlikte kendisini her anlamda geliştireceğini düşünüyorum. Mido ise Muhammed'in kariyerindeki en doğru tercihlerinden birisini yaptığını vurgulayıp şöyle devam etti. Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden ve büyük bir taraftar kitlesine sahip. Fatih Terim gibi genç oyuncular için büyük faydası olan bir isimle çalışıyor. Terim dünyanın sayılı hocalarından ve büyük bir tecrübeye sahip. Elindeki oyunculardan maksimum verim almayı ve onları geliştirmeyi başarıyor. Türkiye'deki kariyerine çok iyi başlaması beni şaşırtmadı. Zamalek'te hocalık yaparken onu A takımda oynaması adına keşfedenlerden biri de bendim. Çok güçlü bir futbolcu ve büyük bir karaktere sahip. Benim için Muhammed tipik bir 9 numara. Drogba ve benim gibi. Bir 9 numarada olması gereken özelliklere sahip. Günümüzde bu tarz forvetler bulmak kolay değil. En az 2 sene Galatasaray'da kalması gerektiğini düşünüyorum. Böylece İngiltere, İtalya ve İspanya gibi üst düzey liglerdeki büyük takımlarda oynama şansına sahip olacaktır. Şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da stoper için ilk aday Ferro. Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde stoper transferi için de uğraştığı biliniyordu. Ara transferde beklenen teklif gelmeyince Luindama elde kaldı. Yerine düşünülen 1.91'lik Portekizli stoper Ferro limite takıldı. Yaz transfer döneminde Luindama'nın satılması halinde bonservisi Benfica'da olan ve Valencia'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Ferro için tekrar hamle yapılacak. Rui Costa ise yine kilit isim olacak. Benfica'dan Francisco Ferreira, yani Ferro için girişimde bulunan Sarı Kırmızılar Luindama'yı satamadığı için limiti açamadı ve bu transferi erteledi. Valencia'ya kiralanan Ferro'yu takibe alan Sarı Kırmızılar, sezon sonunda Benfica'ya dönecek stoper için tekrar hamle yapacak. 1.91 boyunda ve 23 yaşındaki Portekizli, alt yaş kategorilerinde milli takım formasını da giydi. Luindama'nın alternatifi olarak belirlenen Ferro, bu sezonu Valencia'da tamamlayacak. Genç savunmacının bonservisi ise 3 yıl daha sözleşmesini bulunduğu Benfica'da. Marcao ile sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Luindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibiyle bir kez daha masaya oturacak. Aslan tıpkı Gerson Fernandes'te olduğu gibi bu transferde de Terim Rui Costa yakınlığına güveniyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan Nicolas de la Cruz harekatı. Yıldız isim İstanbul'a geliyor. Lige 4 kolla sarılan ve transfer çalışmalarını da devam ettiren Galatasaray takıma yeni bir yıldız katabilmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı takım River Plate takımında kariyerini sürdüren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicolas de la Cruz için Uruguaylı oyuncuya teklifini iletti. İşte detaylar. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda hala bazı bölgelerde eksiklik hisseden Aslan da kaliteli oyuncu arayışları sürerken yönetimde maliyeti düşük ya da bonservis bedeli olmayan oyuncular için çalışıyor. Sarı Kırmızılılar ödeyeceği yıllık ücretler konusunda da oldukça hassas. Yönetim bonservissiz bir oyuncuyu alacak olsa bile maaşı minimumda tutmayı planlıyor. Arjantin basınında yer alan haberde Nicolas de la Cruz'un Galatasaray forması giymeyi çok istediği iddia edildi. Aynı haber Sarı Kırmızılıların Uruguaylı futbolcuya yıllık 2 milyon euro teklif ettiğini yazdı.
23 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. River Plate'in 2017 yılında Liverpool Football Club'tan alırken bonservisine 2.6 milyon euro ödediği Nicolas de la Cruz, River Plate kariyerinde çıktığı 96 maçta 17 gol ve 23 asistlik dev bir katkı sağladı. Galatasaray, River Plate'in sözleşme teklifini kabul etmeyen Nicolas de la Cruz'un menajeriyle de temas kurdu. Sarı Kırmızılar, Uruguaylı savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti. Bazı kaynaklara göre şimdiden bitti denilen transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Galatasaray'da Mustafa Muhammed durdurulamıyor. Aslan'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 4 maçın tamamında gol atmayı başardı. Yetenekli oyuncunun gözü önce Bafétimbi Gomis'in ardından Saffet Sancaklı'nın rekorunda. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, sarı kırmızılı formayla adeta durdurulamıyor. Son olarak Kasımpaşa ağlarını sarsan 23 yaşındaki santrafor, Galatasaray'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi. Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Mustafa Muhammed, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Mustafa Muhammed, Bafétimbi Gomis'ten sonra forma giydiği ilk 3 Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Bafétimbi Gomis, 2017 yılında sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 Süper Lig maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla Kayserispor'a 2, Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya 2 maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gomis bu maçlarda ayrıca 2 de asist yapmıştı. Hürriyet'in haberine göre o sezon oynanan Bursaspor maçında gol sevinci yaşayamayan Bafétimbi Gomis'in gol serisi 5 maçta kalmış ve bu alanda hala zirvede bulunan Saffet Sancaklı'nın üst üste 7 maçta gol atma rekoruna yetişememişti. Saffet Sancaklı 94-95 sezonunda ilk 7 haftada 9 gol atma başarısı göstermişti. Kaynak Fanatik. Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi. Galatasaray'ın Benfica'dan 6 aylığına kiraladığı Gedson Fernandes'in geleceğine ilişkin flaş gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın önümüzdeki sezon kariyerine nerede devam edeceği ortaya çıktı. Sarı kırmızılı formayla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısında çıkan Gedson Fernandes, bu mücadelede attığı gol ve sergilediği performansla taraftarlardan tam not aldı. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da şans bulamayan Gedson, Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği Galatasaray'ı tercih etti. Oyuncunun bonservisine sahip Benfica, 20 milyon euro üzerinde değer biçtiği Gedson Fernandes'i yaz transfer döneminde satamazsa tekrar Galatasaray'a gönderecek. Sabah'ta yer alan habere göre Sarı Kırmızıların 2021-2022 sezonu için 3 milyon euroya yakın kiralama bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi. Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, eski hocası Fatih Terim faktöründen dolayı 22 yaşındaki Portekizli orta sahayı Galatasaray'dan başka takıma kiralamayı düşünmüyor. Galatasaray cephesi bu konuda Portekiz ekibinden garanti aldı. UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarından bu yaz transfer döneminde kurtulacak olan Galatasaray'ın Gedson'ı kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kaynak Milliyet. Galatasaray Fabian Balbuena transferini bitirdi. Galatasaray bir yandan lige kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek istiyor. Fatih Terim'in gözdelerinden Fabian Balbuena'yı bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılar, Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Paraguaylı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Balbuena'ya transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar, pazarlıklarda son aşamaya geldi. Paraguaylı oyuncunun teklifi kabul ettiği, ancak kaç yıllık sözleşme olacağı konusunda bir mutabakata varılamadığı öğrenildi. Fabian Balbuena'nın da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği söyleniyor.
Yıldız futbolcu sezon başında Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Fabian Balbuena bu sezon Premier Lig'de 12 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan bir golle ayrıldı. 29 yaşındaki yıldız isim 4 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray